Özel Medika Bil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkta programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün kurum içi eğitimlerin önemini konuşuyoruz. Çünkü Medika Bil Akademi'nin birinci yılı, hatta belki de bir yılı aştı. Dolayısıyla personel bilgilendirmek ya da halka açık eğitimler düzenlemek oldukça önemli. Hem hastane hem diğer işletmeler nazarında. Dolayısıyla bugünkü konumuz bu. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Aysun Yılmazlar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Hocam çok önemli bir konuya değiniyoruz çünkü eğitim diyoruz bugün değil mi? Aslında bir hastanenin canlı yayınında eğitimin konuşulması çok değişik gelebilir şu anda bizi izleyenler ama bir o kadar da önemli. Sonuçta bizler de hizmet veriyoruz burada ve bir personel barındırıyoruz bünyemizde. O personelin bilinçli olması yine sağlık açısından insanlara, hastalarımıza faydalı olabilmek adına oldukça önemli. Dolayısıyla bugün sizlerden bu konuyu detaylıca dinleyelim istiyoruz. Süremiz yettiğince elbette. Medika Bil Akademi ile başlayalım dilerseniz. Birinci yılı kutlu olsun diyelim mi? Evet, kutlu olsun. Evet, Medika Bil Akademi hakkında bize ne gibi bilgiler verirsiniz hocam? Medika Bil Akademi nedir? Medika Bil Akademi, Medika Bil Hastanesi bünyesinde çalışan herkesin, hekiminden en alt seviyedeki çalışanımıza kadar hiç ayırt etmeksizin hepsinin yaptığı iş, konu, branş bazında onları eğitmek, güncel bilgilerle donatmak ve bu güncel bilgiler ışığında işlerini yapmalarını sağlamak. Bu tabii çatımızın altındaki çalışanlara yönelik olan eğitim programı ama bir de hasta ve hasta yakınlarına yönelik yani kamuya yönelik, evet, halka yönelik eğitimlerimiz de var. Onları da dikkate alıyoruz. Onlar da çok çok önemli. Evet. Çünkü verdiğimiz hizmet süreçlerinde hasta yakınlarını da o süreçlere katmak bence verilen hizmeti daha da taçlandırıyor. Evet. Hocam dilerseniz şimdiki sorumu genelden özele doğru sıralayalım. Anlatım yaparken bu şekilde açıklama yapmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi işletmeler bünyesinde de akademiler söz konusu olabiliyor. Bu sadece hastane nazarında değil elbette ama hastane bünyesinde bir akademinin kurulması ne gibi avantajlar sağlıyor? Bunu dediğim gibi genel bir işletmede akademinin kurulmasından hastaneye özele indirgemenizi rica ediyorum sizden. Evet. Bu bir ihtiyaç oldu. Yani bu bugünün meselesi değil. Hepimiz doktor, hemşire, sağlık çalışanı veya diğer idari çalışanlar bir hastanenin çatısı altında çok fazla meslek mensubu var. Evet. Bunlar hepsi okullarında bir eğitim alıp geliyorlar. Fakat dünya öyle bir dünya haline geldi ki bilgi sürekli değişiyor. Yani teknoloji nasıl hızlı değişiyor ve biz o teknolojiye yetişemiyorsak bilgi de aynı şekilde sürekli güncelleniyor. Bilgi üretiliyor. Evet. Ve bilgi üreten merkezler tarafından ve kanıta dayalı olan kaynaklarla üretilmiş bilgilerle biz işlerimizi yaparsak zaten işlerin kalitesi daha da artıyor. İşte aslında hastanemiz bünyesindeki Medika Bil Akademi buna bir köprü oluyor. Evet. Bir araç oluyor. Yani çalışanlarımıza eğitim imkanı sağlıyor. Bu sadece bizim hastaneye mensup bir şey değil. Yani tüm sektörlerde çalışanların donatılması güncel bilgilerle bir zorunluluk hale geldi. Dediğim gibi bu bilginin sürekli değişmesinden kaynaklanıyor. Okullarımızda çok şeyler öğrendik. Evet. Yani sabahlara kadar çalıştık. Evet. İşte sınavlar olduk, notlar aldık, geçtik. Ama bu bilgilerin belki de yarısını kullanmıyoruz. Çünkü eskidi. O yüzden sürekli güncellenmek, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve sağlık dışı çalışanlarımızın yeni bilgilerle donatılması, iş yapış modellerinin daha güncel hale getirilmesi ve hiçbir zaman kaçamadığımız bu bilişim teknolojilerinin dostu şeklinde işlerimizi yapıyor olmamız bence çok kıymetli. Kesinlikle. İşte biz bu Medika Bil Akademi'de verilen eğitimlerle çalışanlarımızı bu yönde bir ışık olmaya gayret ediyoruz. Evet, elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Sizin de dediğiniz gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Dolayısıyla bilgi de sürekli değişebiliyor, gelişebiliyor. Evet. Teknolojiyle birlikte hastane sektörü de dahil birçok kurum buna ayak uydurmak durumunda. Dolayısıyla bu özveriyle çalışmalarınızdan dolayı ben teşekkür ediyorum hocam sizlere. Peki olun, bu akademi bünyesinde verilen eğitimlerin genellikle ne gibi amaçları oluyor? Daha doğrusu şöyle sorayım. Konu başlıkları genellikle neler oluyor? Direkt hastaya yönelik mi yoksa personelin kendi arasındaki eğitimi de mi önemli? Konu başlıkları nedir hocam?
Şöyle, bu konu başlıklarını hep birlikte tayin ediyoruz. Hı hı. Eksikleri ya da yapılması gerekenleri dikkate alıyoruz. Örneğin biz sağlıkta kalite yönetim sistemi ve yalın düşünce mantığıyla sürekli sorunlarla, problemlerle savaşıyoruz aslında. Hı hı. Yani bunları görüp, bunları iyileştirirken bizim tek ve tek yaptığımız, yani ana başlığımız eğitim. Evet. Tabii ki düzeltmeler var. İşte fiziki yönde ya da süreç bazında düzeltmelerimiz var. Bu düzeltmeleri dahi işte güncel bilgilerle yapıyoruz. Hani aklımızdan işte benim canım şu şekilde istedi, böyle olsun diye değil, kanıta dayalı bilgilerle geliştiriyoruz. O yüzden yeni bilgileri edinmek üzere işte bu konu başlıkları, nerede eksiğimiz, nerede problemimiz varsa başlıkları bu şekilde tayin ediyoruz. Ve değişen bilgiler olduğunda, örneğin Sağlık Bakanlığı'nın rehberlerinde değişiklikler oluyor. Evet. Bu değişiklikleri duyurmak gerekiyor bir şekilde. İşte bunu Medikabil Akademi ya da bizim kendi çatımız altında sürdürdüğümüz diğer eğitimlerle, ki değişik başlıkları var bu eğitimlerin, onları da açabiliriz isterseniz. Hı hı. Bunları bu şekilde programlamamız gerekiyor hastane çalışanları olarak. Evet. Peki ne kadar sıklıkla yapmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz yani bu eğitimleri? Yani biz hastanemiz açıldığından beri 10 yıldır her çarşamba sabahı tüm çalışanlarımıza yönelik yapıyorduk. Pandemi başlayana kadar. Hı hı. Pandeminin başlamasıyla konferans salonundaki bu yüz yüze gerek çarşamba sabahı seminerleri, haftada bir yaptığımız genel başlık seminerleri veya işte kuruma uyum eğitimleri ve zorunlu eğitimleri salonda durdurduk. Hı hı. Yönetimin kararı ve bakanlığında biliyorsunuz bir duyurusu olmuştu hepimizin, evet, sağlığı açısından. Fakat böyle bir iki ay eğitimsiz gidince biz bu boşluğu çok aşırı derecede hissettik. Yani bunu bir şekilde yapmamız gerektiğini düşündük. Tabii elimizde bilişim teknolojileri var, dijitalizasyon var. Evet. Çaresi oldu. Hı hı. Ve aynı anda Medikabil Akademi'yi kurduk. Hı hı. Bir dijital portaldan bir abonelik sağlayarak SMS'le bu eğitimlerin videolarını hazırladık. Tabii bizim tarafımıza düşen eğiticileri, bu konuları belirlemek, hı hı, sonra eğiticileri belirlemek ve bunların video çekimlerini yapmak ve bu videoları SMS'le çalışanlarımıza yollamak. Medikabil Akademi bünyesinde olan konu başlıkları zorunlu eğitimler. Yani bakanlığın bize işaret ettiği, çalışanınıza mutlaka vermek zorunda olduğunuz eğitim. Örneğin el hijyeni. Bugün, hı hı, de çok popüler önde el hijyeni eğitimi. Bunu mutlaka her çalışanınıza öğretmemiz gerekiyor. Bir de kuruma eğitim, uyum eğitimleri var. Yani hastanemize yeni başlayan bir çalışanın hastaneyi tanıması, alana, göreve ve kuruma oryante olabilmesi için de hazırladığımız konu başlıkları var. Hı hı. Bunları da işte Medikabil Akademi başlığı altında topladık. Bunların hepsinin tek tek videolarını çektik ve her hafta birini, videoları SMS'le çalışanlarımızın cep telefonlarına gönderdik. Hı hı. Ve buna bir de bir zenginlik kattık. O da video öncesi İşte sorular da hazırladık. Bu soruları videoyu seyretmeden önce bir çalışan önce cevaplandırıyor. Hı hı. Tabii ki tam olarak cevaplandıramıyor. Eğer bilgisi, evet, zaten eksikler az oluyor ya da eksikse zaten bu işin amacı o. Hani, hı, öğrensin. Videoyu izliyor. Videoyu izledikten sonra tekrar aynı soruları sorarak bunları telefondan dijital yöntemle cevaplamasını istiyoruz. Cevapladıktan sonra zaten ardından gelen ekranda doğru cevabı ya da yanlış cevabı görüyor. Bu da bir öğrenme vesilesi oluyor. Ve dolayısıyla buradaki aldığı, yani bu eğitimi aldığı, kaç puanı aldığı da o çalışanın insan kaynaklarındaki özlük dosyasına kayboluyor. Evet, şahane. Ya özellikle dijital ortamda olması çok büyük avantaj kişi, hı-hı, için de aynı şekilde. Evet. Çünkü gün içinde çok yoğun bir tempoyla çalışıyor olabilir, doğru, ama akşam eve gittiğinde kendini tamamen ona kanalize edip, evet, evet, videoları izleyip faydalanabilir. Test aşamasındaysa yanlış seçeneği tıkladığında doğrusunu da görecek de orada. Görüyor, o da çok büyük bir avantaj. Tabii. Peki hocam bu... En önemlisi de pandemide olduğumuz için, evet, yüz yüze konferans, evet, salonunda hani sosyal mesafe yakınlığının riskini taşımamış oluyor. Evet. Yani salonu kullanmamış oluyoruz. Hı hı. Bence daha bile etkinli oluyor. Çünkü kendi kendine kalıyor. Ona, evet, bir vakit ayırıyor, evet, ve tamamen dikkatini de ona vererek, evet, bir eğitim
sağlamış oluyoruz Medikabil Akademi ile. Evet, pandeminin bizden götürdüklerinden ziyade getirdikleri de söz konusu. Bu onlardan bir tanesi. Evet. Artısı pandeminin teknolojisi daha aktif kullanılmaya başlandı. Bu da yüz güldürücü bir şey. Daha faydalı kullanılıyor aslında, öyle demekte fayda var. Peki hocam, o videolara katılım sağlanıp sağlanmadığını ya da ne kadar oranda sağlandığını ölçümleyebildiğiniz bir platform var mı? Ölçümlediğimiz tabii ki bir platform var bu Medikabil Akademi bünyesinde. Başlangıçta işte azdı katılım oranı. Hı hı. Fakat giderek bu bir yıl içerisinde katılım arttı. Fakat yine arzu ettiğimiz kadar değil. Hı hı. Çünkü çalışanın inisiyatifine bırakıyoruz bu bir neticede. Hı hı. Fakat alan sorumlularımız var bizim. Hastane çatısında her alanın sorumlusu var. Bu sorumluların sorumlu olduğu konulardan biri de kendi bünyesinde çalışanlarının eğitimi. Hı hı. Biz onlar sayesinde takiplerini yaptırıyoruz. İşte eğitimine gir, sorularını cevaplandır, sınavında ol. Ve soracağın bir şey varsa onu da eğitimcisi zaten hastane içerisinde, ona da sor sorunu. Hı-hı. Hani anlayamadığım bir yer var mı, tekrarlanması gereken bir yer var mı, önerisi olabilir. Hı-hı. Çalışanın önerisi çok kıymetli çünkü. Elbette. Bu şekilde eğitimleri bu pandemi vesilesiyle biraz böyle formatını değiştirdik. Bakalım devam ettirmek arzusundayız. Evet. Çünkü çok daha etkili ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Konferans salonunda toplandığımızda tabii bir taraftan hastane 7/24 hizmet veren bir sektör. Evet. Hani kişileri de alanlarından koparıp hani yarım saatte olsa bir şey oluyor yani. Hem çalışan açısından hem yönetim açısından bir tereddütlük yaşıyordu. Hani bunu gidermiş olduk. Evet. Sanki avantajları daha fazla gibi. Hani kesinlikle. Benim kişisel fikrim öyle ama yaşadıkça göreceğiz bakalım. Evet, çünkü hastane olacak. İçinde evet dediğiniz gibi kimi personel var ki masa başında çalışırken, yani onun orada olup olmaması çok da önemli olmayabiliyor. Çünkü hemen onu tolere edebilecek başka bir kişi var. Hı-hı. Ama ameliyathane çalışanları özellikle mutlaka orada bulunması gerekiyorken eğitime katılması yarım saat, 10 dakika bile onlar için çok önemli olabiliyor. Dolayısıyla bu online eğitimlerle şahane bir verim yakalanmış. Öyle söyleyebiliriz. Evet. Peki hocam, bu eğitimler düzenlenmese, hastane bünyesi olarak düşünmeyelim, genel bir işletme düşünelim. Bu eğitimler düzenlenmediği takdirde ne gibi hatalarla karşılaşılabiliyor? Hatalar artar. Değil yani mi? Kesinlikle. Çok hatalar. Yani her alanda hatalar artar. Hı hı. Ki bu eğitimleri verdiğimiz halde bile hatalarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü neticede insan odaklı bir iş yapıyoruz. Evet. Yani bir o çalışanın aklı, ruh durumu, duygusal hali ve mevcut olduğu donanım hı hı. derken hani şu anda sahip olduğu bilgisi, becerisi, el hı hı. becerisi her insanda aynı değil. Hı hı. Ama bizim işte bu Medikabil Akademi'nin sağladığı eğitimlerle onları belli bir noktaya, arzu edilen noktaya getirmek. Hı hı. Bu çok çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü okullarımızda gerçekten hani biraz da sınavı geçelim ruhuyla maalesef öğrencilik hayatlarımız. Hani o öyle olmamalı aslında. Belki eğitimler, okullardaki eğitimler de mi bir şekilde değişecek bilemiyorum ki değişmesi lazım bence. Kesinlikle. Ama esas önemli olan sürekli öğrenmek, sürekli güncel olmak. Yani güncel bilgilerle işi yapıyor olmak. Aksi takdirde sistem dışı kalırız. Evet. Peki hocam, şöyle bir ifadede bulundunuz. Hatalar artar. Hataları peki tespit ettiğiniz, yıldan yıla istatistiğini tuttuğunuz bir durum söz konusu mudur? Yani geçen sene hatalarda şu kadar bir azalma olmuş, bu sene daha da azalma tabii, var. Bunu eğitimlere bağlıyoruz. Çok gibi. Güzel bir soru. Ölçmeden yönetemezsiniz zaten. Evet. Bu felsefeyle zaten biz her şeyi ölçüyoruz. Hı hı. Hatalar en önemli israflardan biri zaten yalın düşünceyle bakılacak olursa. Hı hı. Sağlıkta hataların başlığı da önlenebilir tıbbi hatalar. Evet. Şimdi bu önlenebilir tıbbi hataların zaten her biri bir eğitim konusu. Hı hı. İşte hastaların hastanede düşmesi, yanlış ilaç uygulaması, yanlış taraf ameliyat yapılması, yanlış hastayı ameliyat etmek, işte hastane enfeksiyonlarının artması, yüksek riskli ilaçların güvenliğinin sağlanamaması, herhangi bir iş yapılırken bir hastaya onun kimlik doğrulamasının yapılmadan o işlemin yapılması gibi hı hı, zaten çok uluslararası ve uluslararası olarak da kabul edilen ve Sağlık Bakanlığı'nda üzerinde önemli durduğu hasta güvenliği hedeflerinin zaten en önemli eğitim başlıkları hastanelerimizde. Evet. Yani bunların üzerinde hakikaten çok
özenle ve dikkatle ve ısrarla durmak gerekiyor. Hı hı. Bu bütün hastanelerin bence yapması gereken bir yöntem. Evet. Eğitim, eğitim, eğitim. Evet, eğitimle birlikte verimlilik de artacaktır. Evet, evet. Hastaya fayda da artacaktır, tabii. Hizmet kalitesi de artacaktır, hı hı, diyelim. Hı hı. Hocam, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir madde var mıdır ben sözlerinize? Ben aslında söyledim, eğitim, eğitim, eğitim diyerek. Yani her, evet, zaman için söylüyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Faruk Bilge'nin de dediği gibi, hı hı, güncel olmak en önemlisi. Kesinlikle. O nedenle bilgiyi sürekli takip etmek gerekiyor ki günümüzde çok şanslıyız. Hı hı. Bilgiye ulaşım çok çok kolay ama hangi bilgiden de yararlanacağımızı, evet, iyi bilmek lazım. Bilgi kirliliği de var, evet, bu internet elimine sayesinde etmek gerekiyor. Ama dolayısıyla hani okuyacağımız kaynaklar da çok önemli. Hı hı. Onları da biz işaret ediyoruz zaten çalışanlarımıza. Evet, bilinçli okur yazar olmak oldukça önemli. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam ediyorum sizlere. Teşekkür de ediyorum aynı şekilde özverili çalışmalarınızdan dolayı. Sizleri tekrar programda ağırlamaktan onur duyarım. Teşekkürler. İnşallah. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.